Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere tart kalıbında nefis bir gelin pastası tarifi vermek istiyorum. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle kekini hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 3 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine bir büyük çay bardağı toz şeker ilave edelim. Eğer çay bardağınız küçükse bir buçuk çay bardağı da koyabilirsiniz. Mikserin en yüksek devrinde yumurta ve şekeri en az 3-4 dakika boyunca çırpmamız gerekiyor. Bu tarifte süt veya yağ kullanmayacağız. O yüzden mutlaka yumurta ve şekeri bu kıvama gelene kadar çırpmamız gerekiyor. Yaklaşık 4 dakika bu şekilde çırptım ve bu kıvama geldi. Artık mikseri içinden çıkartıyorum ve bu aşamadan sonra artık spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Şimdi ununu ilave ediyorum. Unu mutlaka eleyerek ekleyelim. 1,5 su bardağı un kullandım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilin ekledikten sonra eleyerek üzerine ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra artık mikser kullanmıyoruz. Bir kaşıkla ya da bir spatula ile böyle alttan yukarı doğru karıştırarak yumurtayı çok söndürmeden unu kek harcına yedirelim. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor ama sabırla karıştırmaya devam edin. İçinde hiç topak ve un kalmadan e, akıcı bir kıvama gelene kadar karıştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tam da bu kıvama geldi. Artık kek kalıbıma boşaltabilirim. Tart kalıbımı katı yağ ile güzelce yağladım ve şimdi hazırlamış olduğum e, kek harcını kalıba boşaltıyorum. Kek harcının kıvamı size az gelebilir. İçinde süt veya yağ olmadığı için. Ama piştiği zaman inanılmaz güzel kabarıyor arkadaşlar. O yüzden dediğim ölçülere sadık kalarak yapın lütfen. Harcımı kalıbıma eşit bir şekilde yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fanlı fırında kekimizi pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikayı buldu ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. 20 dakikadan sonra mutlaka kontrol edelim kekimizi. Fırına vermeden yere hafif hafif vurduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fanlı fırında pişirmeye bırakıyorum. Kekim fırında pişerken ben de üzerinin muhallebisini hazırlıyorum. 2 su bardağı sütü uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1,5 yemek kaşığı un ve 1 paket de vanilin ekliyorum. Bir çırpıcı yardımıyla ocağın üzerine almadan güzelce karıştıralım. İçinde hiç topaklanma olmasın. sonrasında ocağın üzerine alarak hiç bırakmadan karıştırmamız gerekiyor ve muhallebimizin e, tamamen soğuması gerekiyor. O yüzden mutlaka keki fırına koyar koymaz muhallebisini hazırlamaya geçebilirsiniz sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirdim. Şimdi 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatacağım ve kenarda soğumaya bırakacağım. Mutlaka ara ara karıştırın. Üzeri kabuk tutmasın ve akıcı bir kıvamda olsun. Bu arada kekimi fırından çıktıktan sonra ıslatmak için 1 su bardağı soğuk sütün içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Dibinde şeker kalmasın. Burada kekim pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Yaklaşık 25 dakikada pişti. Ve fırından aldım. 5 dakika dinlendirdikten sonra hazırlamış olduğum bu şekerli sütü üzerine gezdiriyorum. Bu arada 250 milim soğuk süt kullandım. Onu da belirtmek istiyorum. Kullanmış olduğum bu bardak 250 milim. Eğer daha yoğun sütlü olmasını istiyorsanız süt miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz tabii ki. Sütünü verdikten sonra şimdi servis tabağına dikkatli bir şekilde ters çeviriyorum. Kolaylıkları kalıptan çıktı ve çok güzel bir kek olmuş. Pamuk gibi de yumuşacık. Bunu bir kenara alıyorum ve hazırlamış olduğum muhallebiyi e, tamamen e, soğuttum. Onu bir kabın içerisine aldım daha rahat çırpabilmek için. Üzerine 100 milim e, krema ekliyorum ve bu kremayla e, bu muhallebiyi güzelce çırpacağız e, ve bu sayede hem çok lezzetli hem de akıcı bir e, muhallebi elde etmiş olacağız. Eğer krema yoksa bir poşet toz krem şanti ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O da bir alternatif olacaktır. Ama kremayla çok daha güzel ve çok daha lezzetli oluyor. 2-3 dakika kremayla da çırptım ve kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir kıvamı oldu. Şimdi kekimizin üzerine bunu boşaltabiliriz. Bu arada kekim de soğudu ve kremam da yine aynı şekilde soğuk. Bunu belirtmek istiyorum. Sıcak sıcak bu işlemleri yapmayalım un tamamını kekimin üzerine boşalttıktan sonra pürüzsüz olana kadar üzerini düzeltiyorum. Şimdi üzerine bolca hindistan cevizi serpeceğim. Her yerine bolca dökmeye özen gösterelim. Bulut gibi çok hafif, nefis bir sütlü tatlı. Ben bunu daha önce normal fırın tepsisinde de hazırlamıştım. O tarifim de çok fazla ilgi görmüştü. İnanın bu da çok güzel oluyor. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak inanılmaz güzel bir tarif. Bu arada kekimi hazırladıktan sonra 1 saat buzdolabında dinlendirdim. Sonrasında hemen dilimleyerek servis etmek istiyorum. Vaktiniz varsa en az buzdolabında 2-3 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde üzerindeki ve muhallebinin kıvamı daha güzel olacaktır. Ben son halini göstermek için biraz acele ettim, akşam saatine kalmamak için. O yüzden yaklaşık 1 saat dinlendirebildim. Kekimi üçgen dilimler halinde kestikten sonra üzerini süslemek için toz yeşil fıstık ve böğürtlen kullandım. Çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet tart kalıbında gelin pastamızın son hali de bu şekilde gerçekten e, görüntü olarak e, çok güzel inanın lezzeti de aynı şekilde e, pamuk gibi kekiyle ve üzerindeki o güzel kremasıyla e, enfes bir lezzet oldu e, Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum Evet hemen şöyle bir dilim alarak bir de sizlere yakından göstermek istiyorum Umarım ne kadar lezzetli olduğunu görüntüsünden anlayabiliyorsunuzdur. Bizim çocuklar inanın aynı gün içinde hepsini tükettiler. Umarım sizler de dener ve bu çocuklarınıza gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Yapımı oldukça pratik ama görsel olarak da lezzet olarak da muhteşem bir tarif. Bu arada artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz destek olmak için beğeni tuşuna basmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bunun gibi daha birçok tarifimi sayfamda bulabilirsiniz her bütçeye uygun birbirinden güzel çay saatleri, yemek tarifleri ve börek, poğaça tarzı tarifleri sayfamda bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.